Milli egemenliği alıyorsunuz, bir kişinin iradesine teslim ediyorsunuz, o kişiyi bütün hukuki zırhlarla donatıyorsunuz, bütün yetkileri o kişiye veriyorsunuz ve o kişiye diyorsunuz ki siz milletin birliğini ve bütünlüğünü temsil edeceksiniz, bağımsız olacaksınız, tarafsız olacaksınız, yargıya atayacaksınız ama aynı zamanda da partili olacaksınız ve hatta sırasında parti genel başkanı olabileceksiniz diyorsunuz. Böylesine çelişkili ve tutarsız bir madde hakkında görüşüyoruz. Değerli arkadaşlar, bize göre bu teklif bir saldırıdır. Meclise bir saldırıdır. Hukuk devletimize bir saldırıdır. Cumhuriyetimize bir saldırıdır. Saldırıların öyle her zaman topla tüfekle olması gerekmez. Burada çoğunluk gücüyle yapılan, hukuk görüntüsü altında olan bir saldırıyla karşı karşıyayız. Değerli arkadaşlar, bakınız, ilk haliyle egemenlik bila kaydı şart milletindir lafı, yani egemenlik kayıtsız şartsız milletindir sözü ne demektir? Mustafa Kemal o zamandan bu kayıtsız şartsız sözcüğünü anlamayanlar için açıklama yapmış. Nutuk'tan okuyoruz. Kayıtsız şartsız tabiriyle belirtilen egemenliği milletin yetkisinde tutmak demek, bu egemenliğin zerresini, sıfatı, ismi ne olursa olsun hiçbir makama vermemek, verdirmemek demektir. İşte değerli arkadaşlar, bu yönüyle bu teklifin özü egemenliği alıp bir kişiye vermektir ve bu yönüyle de milli egemenliğe açık bir saldırıdır. Tabii buraya da geliyoruz, anlatıyoruz, konuşuyoruz, kürsü kullanıyoruz ama bu bana Fuzuli'nin bir lafını hatırlatıyor. Söylesem tesir yok, sussam gönül razı değil. Biz yine de anlatmaya devam edeceğiz. Sizin bir görev yapma duygusuyla, bir sadakat duygusuyla ve aldığınız talimatlar doğrultusunda görev yaptığınızı, karar verdiğinizi maalesef ilerleyen oylamalarda açıkça görüyoruz ama biz anlatmaya devam edeceğiz. Bakınız, kısa sürede pişman olacağınız bir teklife evet diyorsunuz. Bu pişmanlığınız önce kişisel olabilir ama çok kısa sürede göreceksiniz ki toplumsal pişmanlıklara da dönüşecek. Bakınız, nasıl anlatacağınızı düşündünüz mü? Mesela milletimizin büyük bir kısmının, ezici bir kısmının büyüklüğünün tarafsız cumhurbaşkanı istediğini bilmiyor musunuz? Partili cumhurbaşkanını nasıl anlatacaksınız? Mesela meclisi feshedecek bir parti lideri, yani ana muhalefet partisini feshedecek bir parti liderini milletimize nasıl anlatacaksınız? Mesela vali gibi önemli bir konumdaki kişinin aynen il başkanı gibi atanmış olmasını, neredeyse birlikte çalışacaklarını ve aynı otoriteden güç alacaklarını, aynı kişiden yetki alacaklarını milletimize nasıl anlatacaksınız? Demokratik parlamenter sistemimizi temelinden değiştiriyorsunuz. Alanlarda dolaşacaksınız, mahallelere gideceksiniz, seçmenlerinize ne diyeceksiniz? İlin sorunları hakkında siz bakanlara ne anlatacağınızı söyleyebileceksiniz? Bütçe üzerindeki yetkiniz yok, hükümet üzerindeki yürütme yetkiniz yok, bunun ötesinde hiçbir seçmeninize hiçbir vaatte bulunma yetkiniz yok. Hangi hakla, hangi yetkiyle ve hangi olanaklarla seçmeninizin karşısına çıkacaksınız? Bunları düşündünüz mü? Değerli arkadaşlar, şunu bilmeniz lazım. Bağlılığınız aslında bir kişiye değildir, bir anlayışa değildir. Bağlılığınız millete olmak zorundadır. Sadakatiniz meclise olmak zorundadır. Sizler meclisten halktan aldığınız bu yetkiyi mecliste kullanmak zorundasınız. Millet size bu yetkiyi alın meclisten bir kişiye emanet edin diye vermedi. İşte bu aslında milli iradeye de ve size verilen bu yetkiye de açık bir saldırıdır. Bağlılığınız millete olmalıdır, borcunuz millete olmalıdır, sadakatiniz millete olmalıdır. Bu görüşlerle genel kurulu saygıyla selamlıyorum.